Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer Kıbrıs'taydı. Bütün taraflarla temaslar yaptı. Sayın İrsen Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, programımıza katıldığınız, stüdyomuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önce Downer'ın temaslarıyla başlayalım. Görüşmelerin başlaması konusunda umutlu musunuz? Ve bir tarih hedefiniz var mı? Downer'la yapılan görüşmede nasıl bir sonuç elde edildi? Sayın Downer'ın ziyaretleri, işte bir an önce liderleri bir araya getirebilme ve başlama arzusu içerisinde olduğunu gördüm. Tabii ki o turları tamam ettikten sonra yeniden Kıbrıs'a geleceğini ve liderleri bir araya getirmek için uğraş vereceğini, öncelikle sosyal içerikli bir toplantıda bir araya getirmeyi düşündüğünü ifade etmişti bana ki o da tarih belirlendi. 29 Mayıs olarak belirlendi. Liderlerin eşleriyle birlikte sosyal bir beraberlikte bir arada bulunma. Tabii ondan sonra da tarihin belirlenmesi çalışmalarını devam ediyor. Ancak görebildiğim kadarıyla herhalde Eylül'e kadar sarkma eğiliminde olduğunu görüyorum. Çünkü konuda daha çok Sayın Nikos Anastasiadis'in, yani Güney Kıbrıs Başkanı'nın şeyleri var, beklentileri var. Özellikle ekonominin de sıkıntıya girmesinden sonra Güney Kıbrıs'ta bu gecikme haliyle sürdürülmektedir. Ama bunu çaplaştırmaya çalışmaktadırlar. Herhalde 29 Mayıs'taki sosyal içerikli bir araya gelişten sonra daha net görüşme tarihi konusunda ve tabii ki görüşmelerinde hangi yöntemde yapılacağı, onlar da tabii ki gündemde. Bunların belirlenmesi tahmin ederim Haziran ayı içerisinde salkacaktır. Peki Sayın İrsen Küçük, son dönemde Kıbrıs Rum kesiminde çok ciddi ekonomik kriz yaşandı ve bu konunun görüşmeleri geciktirdiğini söylemek mümkün mü? Geçtiğimiz günlerde KKTC ekonomisi doğru ve zamanında alınan kararlarla gelişiyor dediniz bir konuşmanızda. Evet. Bu krizin yansımaları olabilir mi? Şimdi tabii ki Kıbrıs meselesinin ekonomik krizlerle aynı şey, potada görmek mümkün değil. Çünkü süre içerisinde bizim de kuzeyde bu görüşme süresi biliyorsunuz 2008 yılında yeniden başlamıştı. Uzun bir süre durağanlık geçiren görüşmeler 2008'de başlamış. Ama bizim de 2008-2009'da ciddi bazı ekonomik sıkıntılarımız olmuştu Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs olarak. Ama biz hiçbir zaman aksatmadık görüşmeleri. Dolayısıyla bir an önce bir ekonomik sıkıntıları öne sürerek görüşmelerin çok daha uzamasını, uzatılmaması gerekir inancındayım. Muhakkak tabii ki ekonomik konularda görüşmeleri etkileyecek konumda ama etkilememesi için de gerekli tedbirleri herhalde Güney Kıbrıs alacaktır diye düşünüyorum. Doğal gaz kaynakları ekonomik krizin kurtarıcısı olabilir deniyordu. Sizce bu doğru bir gözlem mi? Tabii şimdi doğal gaz kaynaklarının bir anlamda ekonomiye katkısı olacağı muhakkak. Yani o tartışılmaz bir şeydir, bir kaynaktır. Ama tabii ki bu kaynağın çıkarılması ve tabii ki Avrupa'ya sürülmesi bir zaman alan olaylar ve bazı tedbirler ve büyük yatırımlar gerektiren olaylardır. Yani Kıbrıs'ın bugün, Güney Kıbrıs'ın bugün acil ekonomik sıkıntılarına bir anda yanıt vereceğini beklemek de biraz sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Tabii ki uzun zamanda Kıbrıs'ın geneline, çünkü tabii ki yeraltı kaynakları biliyorsunuz sadece güneyde Rumlar yaşıyor, Rumlarındır demek mümkün değil. Çünkü bizim Kıbrıs'ın tabii ki iki ortak toplum 1960 anlaşmalarını gerçekleştiren Kıbrıs hükümetini kuran Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs Rumlarının tabii ki yeraltı kaynakları da müşterek malıdır. Müşterek kullanmaları gerekir ama tabii ki bu zaman isteyen ve büyük yatırım isteyen bir konu. Dolayısıyla hemen Güney Kıbrıs'ın ekonomik sıkıntısını çözebilecek acilette olmadığını görüyorum.
Peki Türkiye'den su alımı konusunda neler söyleyebiliriz? Su boru hattı projesinin yapımı başladı. Yüzyılın evet. projesi olarak adlandırılan çok büyük bir tabii, proje bu. Tabii. Türkiye'den su nakli gerçekleşecek KKTC'ye yapım bittiği zaman. Bu projenin önemi nedir? Kıbrıs'a gelecek olan 75 milyon metreküp su. Tabii kaliteli bir su. Hem kullanılabilir hem de içilebilir düzeyde bir suyumuz olacak. Ve bu suyun yaklaşık yarısına yakın, yani 36 milyon metreküpü içme ve kullanım suyu olarak kullanılacak. Yani Kıbrıs'ta şimdi kuzeyi konuştuğumuzda, ki güneyde de öyledir bildiğim kadarıyla, musluklarından 24 saat su aktığını görmek mümkün değil Kıbrıs'ın yerleşim birimlerinde. Çünkü münavebeli su veriliyor yerleşim birimlerine. Ama bu suyun gelmesiyle bütün yaklaşık yerleşim birimlerinin %90'ında 24 saat su akacak. Tabii ki eve kullanılabilir ve içilebilir bir su kalitesinde, bir kalitede olacak olan bir su. Ama bunun yaklaşık yarısı, ki bu da 37 milyon metreküp de tarımda kullanılacak. Ki bizim sulu alanlarımıza baktığımızda Kuzey Kıbrıs'a bugün 90 bin dekarlık bir sulu alanımız vardır. Şimdi bu suyun tarıma ayrılan kısmıyla yeni bir 60 bin dekarlık alan sulu tarıma alınacak. Üstelik de bunun sulu tarıma alanlarda hem kaliteli bir suyla tarım yapılması, bir de istikrarlı bir su gelmesi. Yani bunun yani arkası gelecek miydi, yağmur yağacak mıydı, endişesi olmayacak ve çiftçi uzun zamanlı program ve planlı bir üretime sevk edilme imkanı bulacak. Çünkü su kaynakları istikrarlı olmadığı için bugüne kadar biz Kıbrıs Türk çiftçisini uzun zamanlı projeler yapmaktan yapmaya şansımız bulunmuyordu. Dolayısıyla pazar konusunda da sıkıntımız oluyordu. Dolayısıyla bu suyun gelişi hem istikrarlı bir suyun suya kavuşması çiftçimizin hem de uzun zamanlı tarımsal program yapabilme ve pazar arama ve pazar bağlantısı yapma imkanı olacak ve ekonomimize büyük katkı yapacaktır. İşte tabii ki bu anlamda tabii ki Kıbrıs'ın geneline hizmet edebilecek bir proje. Sadece Kuzey Kıbrıs'a değil, bir barış ve bir anlaşma ve bir Kıbrıs'ın yeniden bütünleşmesi sağlanırsa bu Türkiye ana vatanımızdan Türkiye'mize gelecek olan 75 milyon metreküp suyun Güney Kıbrıs halkının da yararlanması mümkün olabilecek diye düşünüyorum. Aynı şekilde Sayın İrsen Küçük, elektrik projesi de var. Bu konuda neler söylemek mümkün ve ileride yine karşı tarafta Rum kesimiyle de bir birleşme gerçekleştiğinde olduğu takdirde paylaşım söz konusu mu? Türkiye'den gelecek olan kabloyla su beklentimiz odur ki belli miktarlarda bir ucuzluk getirecek. Hem hanelere ucuzluk getirecek hem sanayiye, turizme, ki biliyorsunuz turizmimiz çok önemli ve son yıllarda bayağı önem kazanmıştır. Büyük bir artışla turizmimiz son iki yıldır beklediğimiz gibi gelişmektedir. Ama tabii ki gerek sanayide gerek turizmde enerjinin rolü çok büyük. Tabii bu yüksek maliyetlerle kişiler zorlanmakta ve böylelikle Türkiye'den getirmeyi planladığımız 200 megawattlık elektrik enerjisiyle de Kuzey Kıbrıs'taki elektrik fiyatlarında büyük bir düşüş sağlayacağı inancı içerisindeyiz. Hem kaliteli bir elektriğin gelmesi, çünkü bizdeki küçük santralların sık sık arızalanması, devre dışı kalması da söz konusu. Ama Türkiye sisteminden alınacağı için enerjinin elektrik kesintilerinin de pek görülmeyeceği bir sistem ve bir beklenti olacaktır. Dolayısıyla suyla birlikte elektriğin de Kıbrıs ekonomisine, tabii ki başlangıçta Kuzey Kıbrıs halkının ekonomisine, ama bir anlaşma, bir yeniden Kıbrıs'ın birleşmesi noktasına gelebilirsek, tabii ki bütün Kıbrıs halkının yararlanacağı nimetler olacak. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer taraftan da görüşmelerin bir an önce başlamasını
beklentisi içerisinde, varlığı içerisindeyiz. Ve her iki halkın da yeniden barışarak Kıbrıs'ın, bütün bir Kıbrıs'ın Kıbrıs'a hizmet etmek ve genelde ekonomiyi düzeltmek de hepimizin görevi olması gerekir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İrsen Küçük programımıza katıldığınız için. Efendim biz teşekkür ederiz. Bize bu imkanı da verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.